Hatice! Öl! Başını açıklama sokucu! Merhaba! Haklarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkan Türkiye'nin her yerinde alanları dolduranlara merhaba! Hükümetin kapı kulları değil, taleplerine sahip çıkan emekçiler, olduklarına haykıranlar merhaba! Grevsiz, toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz diyenler, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kamu emekçileri olarak sadece kendisi için değil, insanca bir yaşama hakkı eden herkes için görevliyiz. Yine alanlarda omuz omuzdayız. İnsanca yaşam istiyoruz! İnsanca yaşam istiyoruz! İnsanca yaşam istiyoruz! Bugün burada yalnız değiliz. İşçiler, sağlık çalışanları, mimar ve mühendisler, öğrenciler, veliler, herkese tek adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Birleşir, birleşir, kazanacağız. Birleşir, birleşir, kazanacağız. Birleşir, birleşir, kazanacağız. Bugün kamu emekçileri olarak bizimle dalga geçenlere 2012'nin Türkiye'sinde bizi hala kapı kulu olarak görenlere en iyi cevabı vermek için grev hakkımızı kullanıyoruz. Grev hakkımız yok kendisiyle başa çıkaran yüz binlerce kamu emekçisi bugün tüm Türkiye'de hayatı durdurmuş durumda. Toplu sözleşme hakkımız kule silahımız. Toplu sözleşme hakkımız. Doğan fare doğurmasını bekleyenler dışında herkesin, kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklilerin yürekleri bugün bizimle çarpıyor. 12 Eylül 2010 referandumunun öncesinde kamu emekçilerine artık sizler de toplu sözleşme yapacaksınız. Haklarınızı koruyacaksınız diyenler her zaman olduğu gibi sözlerinde durmamıştır. Referandum süresince nikah masasında bile böylesine iştahla evet demedik diyenlerin kamu emekçilerinin karşısına çıkıp özür dilemesi gerekmektedir. Değerli dostlar, sadece adı toplu sözleşme olan bu sistemin yürüyemeyeceği zaten başından belliydi. Grev hakkının olmadığı bir toplu pazarlık sistemi olur mu? İşverenin çalışanına hangi konularda talepte bulunabileceğini belirlediği, son kararı kendisinin verdiği bir toplu pazarlık sistemi dünyanın neresinde vardır? Sahte sendika yasasına hayır! Sahte sendika yasasına hayır! Sahte sendika yasasına hayır! İşveren sadece sizi dinleyecek. Hatta dinliyor gibi gözükecek. Sonra da sana verdiğin ne yetin, daha da fazlasını istemeye hakkın yok. Grev yapmaya hakkın yok diyecek. Uluslararası hukukta doğan anayasal hakkımız, grev hakkımız sosyal güvence altına alınmayacak. Sonsuz 11 üyenin 6'sı hükümet tarafından atanan hakemler kurumuna verilecek. Burada toplu pazarlık denilecek. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir toplu pazarlık? İşte sendikalar kamu emekçilerini yok sayan bu sistemde başlatılan görüşmelerde hükümet dalga geçercesine 4,5 milyon kamu emekçisine ve emekliye 2012 yılı içerisinde %3+3, 2013 yılı içerisinde %2+3 maaş zammı teklif etmiştir.
kalan kız sahibiyle görmezden gelmiştir. Görüşmelerin son gününde sadaka teklifini birkaç kuruş daha ekleyen hükümet 2012 teklifini %3,5 artı 4, 2013 teklifini de %3 artı 3 olarak gelinmiştir. Günde ancak bir sürü parasına denk gelen maaşlarımızda aylık olarak ortalama 45-50 lira artış veren öngören teklifleriyle kamu emekçilerine, emeklilere verdikleri değeri bir kez daha göstermişlerdir. Şimdi daha fare bile doğmadı diye denetlendire sormak gerekiyor. Ne oldu? Yanılmış erkeklerden sonra daha fare doğurdu mu? 4688 sayılı yasanın güvensiz bir toplu sözleşmesiz çıkması için hükümete koltuk belliği olmanıza değdi mi? Devlet yürüdü! Sendikaya hayır! Devlet yürüdü! Sendikaya hayır! Devlet yürüdü! Sendikaya hayır! Hastaneler, müşteri, onlar aradır. Hastaneler, müşteri.
Şimdi emekçiler sebepler için işlerlerine alanlarla birleşti. Bugün burada Torbalı'da bugün örneğini yaşıyoruz. Şimdi Türk Sağlık Sağlığı'na temsilcisi Ayşe Ersel'in açıklama yapacak. Bir başka! Bir başka! Üniversite hastanelerinde görev yapan 4 sayılı personel arasında ücret farklılığının giderilmesi gibi talepleri vardı. Güvenli iş! Güvenli!
ilgilendiren bir kazanım elde edildi. Toplu sözleşmede sağlık çalışanlar için birçok kazanım elde edeceklerini ifade eden yetkilendirilmişler, bu sözlerinin hepsinin boş olduğu görüldü. AKP! Kamuoyu! Allah'ın ne kazanım elde edebildikleri ne de hakkı savunabildikleri açıkça bir kez daha ortaya çıkmışlar. Değerli arkadaşlar, bugün burada iş bırakarak hükümeti sesimizi bir kez daha güçlü bir şekilde duyuruyoruz. Kamu sen olarak biz çalışanların haklarını savunmak için sürdürdüğümüz mücadelemize devam edeceğiz. Hükümetin yaptığı zamlarla memurlara teklif ettiği zam arasında uçurum var. Hiçbir ekonomik tutarlılığı olmayan bu zam teklifine karşı kamu çalışanları adına karşı çıkıyor ve iş bırakarak hayır diyoruz. Sendikal bir faaliyet olan iş bırakma bizim en temel hakkımızdır. Bu hak uluslararası sözleşmelerde yer alan ve yargı kararlarıyla seçilen bir hakkımızdır. Bu hakkımızı bugün kullanıyor ve bu hakkı kullanarak hakkını savunan tüm çalışanlara teşekkür ediyor, saygılarını sunuyor. Şimdi PTT'den birine toplanıyoruz. Oradan belediyelerine gidip basın açıklama